Evet sevgili dostlar, bugün de bir sivil bakış programı ile huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu kentin değerli sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla buluşuyoruz. Bu haftaki değerli konuğumuz da DSP ilçe başkanımız Sayın Hülya Yıldırım Hanımefendi olacak. Kendisine kentimizdeki yaşamla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Zannediyorum iyi bir sohbet olacak. Ben sohbete başlarken sevgili Hülya Hanım'ı bir tanıyarak başlamak istiyorum. Evet sevgili başkanım, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hülya Yıldırım kimdir? Ve Hülya Yıldırım, buradan başlayarak bir yol alalım. Teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Hülya Yıldırım, 13.06.1973 Almanya doğumluyum. 6 yaşında Kocaeli'ne geldik, yerleştik. 6 yaşından beri Kocaeli'nde, yani artık buranın insanı olduk. Aslında aslen Artvinliyiz ama İzmit'te olduk diyelim. Artık İzmit'i tamamen benimsedik çünkü. İzmit'i seviyorum aslında. Yani güzel bir kent, yaşanabilecek bir yer aslında. Yani 18 yaşından beri Demokratik Sol Parti'de belli kademelerde, işte genç kollarında belli yerlerde görevler yaptım. Son 2011'de İzmit İlçe Başkanı kongreyle seçildim. Daha sonra bir dönem biraz ara verdim. İşlerim, kendi esnafım aynı zamanda. O yüzden birazcık kenara çekildim. Tekrar yeniden genel başkanımız değiştikten sonra işte görev teklif edildi. Tekrar kabul ettim. Çünkü Demokratik Sol Parti benim için çok özeldi. Çok önemliydi. Yani sivil bir kişi olarak zaten burada ya da bir esnaf olarak belli arkadaşlarımızın, buradaki halkımızın ya da kendimizin sesini duyurmak çok kolay değil belli yerlere. O yüzden de hani siyasi bir kimliğin olduğu zaman birazcık daha ön plana çıkabiliyorsunuz ya da sesinizi duyurabiliyorsunuz en azından. Yani yapılması gerekenler noktasında mücadelede biraz daha aktif olabiliyorsunuz. O yüzden de Demokratik Sol Parti benim için çok önemli olduğu için de hiç çizgimi bozmadan 25 yıldır Demokratik Sol Parti'nin içinde devam ediyorum. Yani. Devamını dileyelim o zaman. Devam edeceğim. Sonuna kadar da gideceğim. Evet, ne mutlu. Yani bir idealiniz var. İdealiniz evet. Uğruna kendinizi, çizginizi bozmadan, değiştirmeden gidebilirsiniz. Hiç bozmadım. Karakter olarak da öyle bir karaktere sahibim yani ama. Yani kolay kolay arkadaşlıklarımda ya da işte yaşam tarzımda kolay kolay bir şeyleri, yani tabii ki hayatın şartlarına göre uyum sağlıyorsunuz falan ama yani inandığım noktada yani belli yanlışlar veya belli hatalar bile olsa onları düzeltme noktasında ama orada devam ederim yani. Kolay kolay bozmam yani. Ruhunuzda böyle. Evet, ruhumda evet. Böyle bir şey var zaten yani. Evet, güzel. Ama şu anda da inandığım tek yer orası olduğu için zaten oradayım. Aslında köken Artvin, Karadenizlisiniz. Evet, Artvin, Gürcüyüm. Ama, evet, Gürcüsünüz. Ha, Gürcüyüm, evet. Ama Almanya'da doğdunuz. Almanya'da doğdum. Annem babam Almanya'ya yerleşmişler. Almanya'dan direkt İzmit'e geldiniz. Evet, hayır. Artvin'de bir dönem kalmışlar, birkaç ay gibi ama sonra İzmit'ten işte Yenidoğan'da ev alıyorlar. Buraya gelip yerleşiyorlar. Hani tabii bizim Gürcüler biliyorsunuz buralarda hep gelip böyle dağlara yerleşmişler. Her yerde böyleler. Evet, özellikle Gölcük bölgesi evet, biraz Gölcük'te size ait. Gölcük'te de öyle. Tabii yani Gölcük'te o direkt Batum'dan gelme Gürcüler var ama bizim yerleşik Artvin'de yerlerimiz falan da var. Gelip buraya yerleşmişler. Daha sonra Körfez'de ben 10 yaşında falandım, Körfez'e gittik. Körfez'de büyüdüm yani. Evet. Başkanım, siyasi yapıya gelmeden herhalde başka anlatacağınız bir şey var mı? Çocuğunuz var herhalde. Tabii bir tane. Evlisiniz gibi mi? 18 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Şimdi sınava hazırlanıyor, üniversite güzel, sınavı hazırlanıyor. İnşallah diliyoruz. Başarılı olur diye düşünüyorum. Tamam. Çünkü ben yani liseden sonra liseyi bitirdim. Tüpraşehir İncel Lisesi'nde okudum. Bitirdikten sonra okul hayatına devam etmedim. Yani esnaflığı tercih ettim. Hı-hı. Çalışma hayatını tercih ettim falan. Ya belki o zamanki şartlarda o ihtiyaç yoktu falan filan. Ama kızımı yani hani ilk doğduğu, ilk böyle hayata başladığı zamandan beri sürekli okuması gerektiğini, hani gerçekten bu toplumun farklı yer bir meslek sahibi olarak güzel şeyler katmasını istedim.
Hani tecrübelerinizi ona aktarıyorsunuz. Evet, yani onu yapmaya çalışıyorum. Tahmin edebiliyorum. Çünkü özellikle bayanların, hani belki bayan olduğum için bayanların sıkıntılarını çok daha iyi bildiğim için. Tabii ki. Çok büyük sıkıntılar yaşıyor çünkü bayanlar. Ben de bir evlilik hayatı yaşadım ama sıkıntılı bir süreç. İşte daha belki hani güçlü, Artvinli olmamın verdiği bir karakter de var herhalde üstünde. Çok evet. daha güçlü bir karakterim. Erkeğin ben daha güçlü olmasını isterim her zaman. Belki biraz böyle bir hani bıkkınlık, işte ben de çok sıkıntılar yaşadım ama esnaflık sürecinde de hani erkek böyle bir pasifleştiği noktayı kabul etmiyorum. O yüzden de kadının özellikle hani bu tarz şeyler de işte evlilik, ayrılık ya da işte ölüm, bir sürü şey yaşadığı için özellikle de kadının yaşamın ve kızın var olduğu için aslında. Tabii bütün kız çocuklarının okuması gerektiğini gerçekten kendi ekmeğini kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de siz Artvin yöresi zannediyorum Türkiye'de evet. herhalde en çok kız çocuğunu veyahut da çocukların okuyan yani eğitim gibi. Seviyesinin en yüksek olduğu bir ildi ama şu anda galiba bildiğim kadarıyla en son şeylerde Tunceli herhalde birinci sıraya geçmiş ama bu da Artvin'de artık o hani belli yaştaki insanlar kaldı. Çoğu göç etti başka yerlerde. Evet. Oldu biraz. İş imkanları olmadığı için, sıkıntıları olduğu için tabii ki başka yerlerde yerleşik oldukları için aslında öyle hesaplansa belki de gene de Artvin birinci çıkar diye düşünüyorum çok inşallah. Çok kısa bir öyle dönemde. Yani. İşinizden söz edelim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben 19 yaşında falandım işte. Esnaf yani babam hani benim kızım bir yerde girip çalışmasın falan muhabbeti yapınca mağaza açtım kendime. Yani bir dönem mağazacılık yaptım. Kuaför salonum vardı. Aynı zamanda mağazanın dışında oranın da işletmesini yapıyordum. Şimdi kafe işletmem var. Bu Verem Savaş Dispanseri'nin orada. Kızımın ismini verdim Dilayla. Dilayla Kafe olarak. Şu anda kafe işletmecisi. Bol kazançlı, hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şimdi gündemimize gelelim. Evet, sevgili aşkım, siyasi parti temsilcisiniz, ilçe başkanısınız. Şu anda partinizin durumu, kentteki durumu nedir? Üye sayınız nedir? Birazcık partinizi ve sizi o anlamdaki tanıyalım. Anladım. Şimdi üye sayısı olarak İzmit ilçe boyutunda üye sayısını söylemek isterim çünkü tabii ki. Yani hani ilk 2011'de de geldiğimde aslında çok fazla üyemiz vardı. Üyemiz var gözüküyor ama yani hani çalışma noktasında falan işte veya aktifleşme noktasında ya da ulaşamıyorsunuz insanlara. Yani bir dönem güncelleşmeyen eski dönemlerde üye evet üye yapmışlar silinmemiş. Bu şekilde de hani üyeler kalmıştı. Ben o dönemlerde hani bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Biraz daha aktif olanlar ya da gerçekten bu partiye gönül vermiş ama hala devam edenler. İşte üyelikler var ama bakıyorsunuz başka yerlerdeler. Ama üyelikleri bizde hala devam ediyor. Silinmemiş. Böylelikle de ben hani birazcık dedim bunlarla alakalı bir çözüm üretelim falan. Yani o dönemde işte hani gerçek üyelik olmayanları ya da üye gözüküp de gelmeyenleri falan bir şey yaptık. Yani ayırdık bir kısmını yani. Şu anda 250 tane falan üyemiz var. Yani bu 250 üyemiz de yani çağırdığımız zaman veya aktif olmaları gerektiği zaman yani 250'nin tamamı olmasa da 150-200'e yakını aktif oluyor. Çünkü tabii biliyorsunuz Demokratik Sol Parti çok eski bir parti olduğu için Ecevit'in bir mirası olduğu rahmetli için Ecevitçi evet. Ecevitçi insanlar çok fazla ve belli yaş seviyesinde insanlarımız var yani. Şimdi biraz daha gençleştirmeye çalışıyoruz tabii partiyi. Evet. Daha gençleri getirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten Demokratik Sol Parti'ye ihtiyacı var aslında Türkiye'nin. Ecevit gibi bir liderin bıraktığı çok güzel bir miras var. Programlar var, tüzüğümüz var. Yani bunları yaşatmamız gerekiyor ve bu halk için yani halkçı bir parti olduğumuz için Demokratik Sol Parti noktasında çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ama ben inanıyorum tabii şu anki ortamda işte başkanlıkta falan hiçbir siyasi partinin kalacağını düşünmüyorum başkanlık sistemi geldiği zaman. Bütün siyasi partilerin de artık tek bir zaten amaç oydu tek adam sistemiydi. Eğer bu başkanlık gelirse ki ben inanmıyorum geleceğini
Yani bu referandum sürecinde hayır çıkacağına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Yani bunu hani kalpten siyasi söylüyorum. Siyasi kimliğinizde değil. Hayır, siyasi kimliğinde değil. Normal vatandaş olarak inanıyorum. Kesinlikle evet çıkmayacak bana göre. Çünkü bir sessizlik var. Bir halkımızın üzerinde bir korku vardı. Yani korku olduğu için de tabii yani korkutarak veya işte baskı yaparak bir şeylerin çözümünü üretmeye çalışıyorlar. Şu anda da insanlar sadece sessiz kalmaya çalışıyorlar. Daha önceki seçimler döneminde %70 oranında oy kullanıldı herhalde. Onda %38 onu hesaplar %50 değil yani zaten aldıkları oy. O yüzden de ben bu sefer %100 hatta %90 en kötü ihtimalle oy kullanılacağını düşünüyorum referandumda. Katılımcı sayısı anlamında. Evet. Yani hayır çıkacağını düşünüyorum. Demokratik Sol Parti olarak da tabii bu bir hafta 10 gündür falan bir ben babamı kaybettiğim için bu bir ara vermiştim. Teşekkür ederim. O yüzden ama şimdi önümüzdeki hafta aktif bir şekilde başlayıp tabii hayırın nedenlerini, nasıl olması gerektiğini anlatmak gerekiyor. Yani herkesle konuşmak gerekiyor ve yumuşak bir dille konuşmak gerekiyor. Yani hani sert bir dille... Bu konuda herhalde bir parti felsefesi var değil tabii, mi? Tabii yani onları bir şekilde halka anlatmaya çalışacağız. Demokratik Sol Parti'yi de halka anlatmaya çalışacağız. Tabii işimiz zor aslında. Tam da ekonomik zor. Yani. Sevgili başkanım, rahmetli Ecevit gibi bir liderin hakikaten bu ülke adına bir kayıp olduğunun hepimiz altını evet. çiziyor. Sevsek de sevmesek de tabii. izleri, hatıraları, ülke adına yaptığı özverileri, fedakarlıkları unutulacak gibi. Özellikle bizim yaşımızda olanlar, bunları evet. çok iyi bilenleriz. Böyle bir liderin arkasından böyle bir particilik yapabilmek çok kolay mı? Hayır, çok zor. Misyonu var, vizyonu evet. var, vitrini var, yapılması gereken felsefesi yani, var. Yani o noktada çok zor. Çünkü Ecevit önce dürüstlüğü bıraktı. Kesinlikle. Yani partiye de, o partide hala gönül veren insanlara da dürüstlüğü bıraktı. Şimdi dürüst olduğunuz zaman yani hiçbir şeyde... Ama sadece partilileriniz dürüstlüğünü teşkil etmiyor. Hayır, tabii ki. Halk bazında tabii. gerçekten evet. sağcılar ama tarafından zaten, da öyle. Halkçı bir liderdi zaten. Yani hı hı. halkın içinde yani hani kendini başka türlü kabul etmiyordu hiçbir zamanda zaten. Hı hı. O yüzden de hani çok farklı şeyler bıraktı. Şimdi dürüst bir şekilde de bu yani Türkiye'de çok dürüstlük kalmadı artık gördüğümüz kadarıyla. Özellikle siyasetin hı hı. içerisinde. Evet, siyaset dürüst. Tamamen hiç dürüstlük kalmadı. Hiçbir siyasi parti ama siz Ecevit'in bıraktığı mirası o şekilde devam etmeye çalışırken de sıkıntı yaşıyorsunuz ister istemez. Dürüst olmanız gerekiyor. Ekonomik anlamda sıkıntılar var. Partisel anlamda. Şimdi diğerleri gibi güçlü değilsiniz evet. ekonomik anlamda. Yani bütün yöneticiler... Neden bu noktaya geldik sevgili başkanım? Tabii Ecevit yöneticilerden... Evet. rahmetli Ecevit'in kitlelere yani hakikaten çok büyük kitlelere hitap ettiği evet. Ve kazandığı bir durumdan bugünkü geldiğimiz nokta arasındaki fark hakikaten çok, çok vahim evet. bir durumda. Yani neredeyse bir tabela partisine doğru evet. gidiyorsunuz. Ki geldiği noktaya baktığımız hı hı. zaman onun için soruyorum çok zor bir göreviniz var. Evet. Bu iş kolay ama değil. Ama işte o dönemde Ecevit bu noktaya da gene dürüstlüğünden farkındaysanız yani o dönemde iktidarda olduğu dönemde de yani bu halk için yapmak istediği noktalarda da yani önce mesela ben bazen söylüyorum mesela milli eğitim noktasında kadrolaşamadılar. İşte yani hani aslında bu halk için, bu Türkiye için bir şeyler yapmaları gerekirdi. Ama dürüstlükten kaynaklı önce mesela biz o dönemlerde de siyaset yapıyordum. Gençlik kollarındaydım. Gençlik kolları başkanlığı falan yaptım. Gençlerimiz var. Bu gençlerimizi bir yerlere yerleştiremediler. Yerleştirmediler özellikle. Ya bunlar etik bizim davrandılar. Zaten dediler. Evet doğru davranmaya çalıştılar. Hep dürüstlükten kaybettiler. İşte getirdikleri atıyorum işte genel başkan hani hepsi tabii ki değerli insanlar falan ama okay. yani hepsi ister istemez yanlış uygulamalardan kaynaklı bu noktaya geldiler. Evet. Yani kolay güzel bir şeyler işiniz. Olsun isteriz gerçekten ama çok evet zor. İşimiz çok zor zaten evet. yani. Sevgili başkanım ben birazcık da partinin dışına çıkarak artık sohbete evet. devam edelim diyorum. Nasıl bir kentte yaşıyorsunuz?
Yani aslında bir partili olarak bakmanızı istemiyorum. Bu kenti yaşayan yani. Bir birey olarak yaşadığınız kent nasıl bir kent? Aslında yaşadığımız kent çok güzel bir kent. Yani İzmit, ben son belki birkaç yıldır falan, yani onun dışında, yani belki Artvinliyim hani, ya da işte atıyorum Almanya'da doğdum, bana çok dediler ki yani işte yaşanacak tarafı kalmadı Türkiye'nin, işte Alman doğum yerine Almanya dönsem falan filan. Hiç öyle bir talebim olmadı ya da işte merak edip de yani doğum yerim orası deyip de gitmedim bile yani. Evet, Artvin'i çok seviyorum, Artvin'in olmaktan da gurur duyuyorum ama yani Artvin, hani Kocaeli'de, hep Kocaeli'de yaşamak. Kocaeli'de yani alışkanlık yapan bir şehir aslında Kocaeli. Bağımlılığı var. Evet, gidemiyorsunuz falan. Ama son iki yıldır yani Kocaeli'de, yani belki esnaflık yaptığım için halk o kadar farklılaştı ki, esnafımız o kadar acayipleşti ki, yani çok göç aldığı için mi bilmiyorum ama yani hani eskiden gördüğünüz, selam verdiğiniz, oturduğunuz, kalktığınız, bir şeylerinizi paylaştığınız insanlar artık kalmadı. Yani manevi bir şeyler paylaşamıyorsunuz insanlarla. Yani bundan kaynaklı belki hani artık ben Kocaeli'den acaba gidip başka bir yere, daha böyle ufak, daha işte cumhuriyetçi bir yere gidip yerleşsem mi diye bazen düşünüyorum yani açıkçası. Çok kötü ya. Yoksa onun dışındaki geldiği noktaya işte baktığımız zaman hani yapılanlar, tramvaydı, bu kent için hiçbir şey yapılmıyor çünkü son zamanlarda. Hani bunlar değil, bunlar rahatsız etmiyor sizi. Bir şeyler yapılmıyor ama yapılmadığı noktada da yani yapıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar ve halkı yani hani ekonomik anlamda, manevi anlamda böyle bir öyle bir baskının içine soktular ki insanlar birbirlerine selam verirken, insanlar birbirleriyle konuşurken, çünkü benim atıyorum bir kimliğim var ya da işte bir çizgim var, yani o çizginin dışına çıkmıyorum yani. İnsanlar birbirleriyle konuşurken bile korkuyorlar artık Kocaeli'nde. Yani çok fazla göç oldu belki, hani ya da işte esnaflık noktasında da bitirdiler yani. Çok zor durumda insanlar yani, sessiz kalmaya çalışıyorlar gene de, hani sonuçta kent bizim kentimiz, ya da işte yöneticiler de bizim yöneticilerimiz. Yani o koltuğa geldikten sonra bizim belediye başkanlarımız, işte atıyorum bizim kaymakamımız, yani bir siyasi bir kimlikleri yok. Ya da ben de yani siyasi bir kimliğim olmasına rağmen bu kentin çocuğuyum yani. Buradaki arkadaşlarımız için bir şey yapmak, onların sesi olmak istiyoruz yeri geldiği zaman. Ama maalesef bunlar tamamen bastırıldı. Kocaeli'nde biraz daha baskı var gibi geliyor sanki bana yani. Peki, akıcı konuşma olduğu için farkına varamadık ama bir reklam arası verme zamanımız gelmiş. Reklamlardan sonra tekrar buluşacağız. Evet sevgili dostlar, reklamlardan sonra tekrar bir yerde olacağız. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Üretmek kadar güzeli var mı?
İşte bu yüzden çarklar dönsün diye KOBİ'lerin ve girişimcilerin engelleri aşmasındaki en büyük destekçisiyiz. 11 farklı destek modeliyle KOBİ ve girişimcilere devletin veren eli olmaya devam ediyoruz. Ücretsiz girişimcilik eğitimlerine katıl, sertifikanı al, projeni hazırla, desteği kap. KOSGEB'in tüm eğitim ve destekleri aracısız ve ücretsizdir. Lütfen KOSGEB içerikli arama ve mesajlara itibar etmeyiniz. En doğru bilgiyi müdürlüklerimizden ya da çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Bunca yıldır binlerce projenin desteklenmesi için var gücümüzle çalıştık ve çalışacağız. Gelin hep birlikte üreten Türkiye'nin geleceğine ışık tutalım. Birlikte üretiyoruz. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Evet sevgili dostlar, tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden konuşmalarımıza devam ediyoruz. Sevgili başkanım, konu kentte yaşamakla ilgili bölümde kalmıştım. Evet. Bu kentte yaşamanın zorluklarından bahsettiniz, evet, doğrudur. Gitmenize ben de taraftar olamam açıkçası. Hı hı. Tanıyan değerli bir İzmitli gibi görüyoruz artık. Evet, bu kentten yani ayrılmanız bizi de çok yani. Güzel, çok net söyleyeyim. Sevgili başkanım, tabii ki ben de bu kentte doğmuş büyümüş, 110 sene ataları Rize'den gelmiş bir insanım. Ben de bu kentin artık bir asır burada geçirmiş bir ailenin çocuğu olarak kendimi özbeöz İzmitli hissediyorum. Onu da çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ama bir taraftan da aslımı da inkar etmeyenlerden. Siz nasıl onur diyorsanız ben de. Evet. Atalarım oralı olduğu için oraya bir sevdam var tabii ki. Ama bu kentte yaşıyorum, bu kentte hayatımı idame ettiriyorum, bu kentte nefes alıyorum. Çoluk çocuğumu bu kentte okuttum, büyüttüm. Yani bu kent benim için vazgeçilmez bir kent. Tabii biraz öncesinde dediğiniz gibi bu kent hakikaten çok güzeldi. Yani şöyle bir coğrafi konumu olan, tabii, denizin bir ilerleyen hava yoluyla, işte karşı Samanlı dağlarıyla hakikaten çok ön planda olan bir köprü görevi gören Anadolu'nun Avrupa ile bağlantı noktasındaki bir başlangıç şehri olarak bu kent hakikaten çok yaşanılısı, evet, bir kent. Ama maalesef yanlış siyasi politikalar yüzünden bu kentimizin bir sanayi başkentine doğru getirilmesinin şu anda faturalarını ödüyoruz. Evet, maalesef. Bu kentin çok iyi, birazcık dersime zamanla çalışan bir insanım. Bu kentin 67 vilayet içerisinde en küçük ikinci il olduğunu bildiğim için de söylüyorum. Yani bundan yaklaşık 20 sene önce bu kentteki nüfus oranıyla bugünkü nüfus oranı arasındaki farklılıktan bahsediyoruz. Şu anda metrekareye düşen insan sayısı bakımından Kocaeli Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci. Bu kadar küçük bir yaşam alanında metrekareye düşen sayısında ikinci oluyorsak, evet, yaklaşık 10 sene sonra bu kentte nasıl bir yaşam olacağını, yani hayalini kurmak beni, evet, çıldırttırıyor. Yani bu kentte artık ne araçla, evet, herhangi bir toplu taşımla, kendi aracınızla ya da yaya bile artık yürüyüş yolunda yürümenin sıkıntılarını çekmeye başladık. Ben bu kentte bu kadar geçmişi olan bir ailenin çocuğu olduğum halde kendimi şu anda bu kentte bir koloninin içerisinde sıkışmış bir İzmitli gibi hissetmeye başladım. Evet, yabancılaşıyorsunuz zaten. Evet, kendi kentimde yabancılaşmaya, evet, başladım, hisseder duruma geldim. Ben bu kentin bir birey olarak bunu hakkımın olmadığını, benim haklarımın daha çok olduğunu inanan bir insanım. Hı. Ben bugün diğer bu kente göç eden, bir şekilde sanayi nedeniyle ya da iş imkanları nedeniyle bu kente göç eden insanlara tabii ki saygı duymayın. Onlar da bu ülkenin, evet, bir evladı. Tabii ki. Ama benim burada gitgide kendimi zavallı, yalnızlığa, evet, doğru giden bir düşünceye düşmem de bu kentte yaşayanların bize bu rolü oynatmaması gerektiğine, evet, inananlardan. Doğru, çok haklısınız. Onun için hakikaten işimiz gerçekten çok zor. Ama gene de yaşamak zorundayız. Gene de bu kentte ayakta durmak zorundayız. Yani
Ben de bir dönem bu kent merkezinde bir mahalle muhtarlığı yaptım. Yaptığım dönemde muhtarlık yaptığım dönemde orada çıkan tarihi eserlerin yeryüzüne çıkartılma şansı olsa idi ki hala o şans var. Ben inanıyorum ki bu kent Marmara bölgesinin tarihi anlamda başkentliğini kesinlikle evet, yani yapacağını noktada, evet. Çok net söylüyorum. Kesinlikle böyle bir misyonu ve rolü olacaktı yani. Bize bu fırsatları vermediler. Bu kentte yaşam alanlarımızı maalesef böyle, bu şekilde idame etmek zorunda kaldık. Peki başkanım, tamam trafiğimiz zor, işte ulaşım hakikaten çok kötü, nefes almakta zorlanmaya başladığımız bir yaşam alanı, bu sıkışarak yaşamımızın içerisindeki bütün olumsuzluklara rağmen hala bu kentte yaşıyor olmamızın sizce bir gönülden kalmamızın nedeni ne? İşte diyorum ya, Kocaeli, ben daha önce de söylemiştim bunu, Kocaeli bağımlılık yapan bir şehir aslında. Gerçekten bağımlılık yapıyor. Hani diyorlar ya çene suyunu içince falan. O hesapta herhalde gerçekten bağımlılık yapıyor. Ya da işte geliyorsunuz, yerleşiyorsunuz Kocaeli'ne. İşte aileniz burada. İşte akrabalarınız var. İşte o hani dost, arkadaş dediğiniz insanlar artık sizin akrabanız oluyor. Tabii yani belli noktalarda hani kırgınlıklar yaşıyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Artık bu kentte yaşanmıyor diye düşünebildiğimiz zamanlar oluyor ama çok güzel şeyler de yaşamışsınız bu kentte. Tabii ki. Ömrün içerisinde onlar yani da var. Yani sadece son birkaç yıldır belki de böyle bir hani farklı boyutlara gelmeye başladı kent. Sizi bir sıkıştırdı bir köşeye. Yani insan olarak çok fazla hareket edemiyorsunuz. Siyasi bir baskı yapılıyor ya da işte kentte hani birilerinin sesi olmak istiyorsunuz ama gene bir baskı uygulanıyor. O noktada belki de hani kaçış doğrusu diye düşünüyorsunuz ondan kaynaklı. Çünkü faydalı olmak istiyorsunuz. Muhakkak. Yani hani böyle bir köşede oturup hani onun beklentisinde belli insanlar ama hani bir köşeye oturup da sadece işte gelsin, atıyorum esnaflık yapıyorsunuz, müşteri gelsin gitsin. İşte hoş geldiniz güle güle. Yani hani o insan geldiği zaman sizden bir şey, ya şurada şu sıkıntı var ya da şu mahallede şu sıkıntı var dediği zaman, ya Allah kolaylık versin işte inşallah olur falan filan noktasında söyleyip işte kenarda oturmanız lazım. Bu da bizim hani kişiliğimize aykırı olduğu için ses çıkardığınız noktada da başka baskılar yaşadığınız için ister istemez diyorsunuz ki hani kenara çekilelim ya da işte gidelim başka yerde belki başka faydalar sağlarız diye. Yoksa bu kent gerçekten yani gerçekten çok güzel bir kent. Ama yani belli noktalara gelmiş insanların artık böyle baskılardan işte belli şeylerden uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgür bir ülkede yaşıyoruz biz. İnsanlar biraz daha özgür, belli noktalarda özgür olmalılar. Yani herkes ya hepimiz el ele verelim. Yani işte doğru yapılan şeylerde birlikte olalım. Yanlışta da düzeltilmesi gerektiği noktalarda birlikte olalım. Yani hani bir araya gelebilelim. Biliyorsunuz duymuşsunuzdur mesela siyasi parti il başkanları bir araya gelebiliyorlar. Ama biz bunları mesela sadece siyasi parti il başkanları il noktasında bir araya geliyorlar. Ama ilçelerde böyle bir şey olmuyor maalesef. Hı hı. İlçelerde farklı boyutlarda düşünüyorlar. Hı hı. Yani hani o yukarıda işte il başkanları bir araya geldi veya işte vali bir noktada hani o kişiliğinden, iyi niyetinden kaynaklı. Ama diğerleri yapmadıktan sonra böyle bir sıkıntı var. Hı hı. Çünkü ben her zaman yani doğru yapılan şeyde kim olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun, yani o noktaya geldiği zaman işte doğru yaptınız, tebrik ediyorum sizi. Bana çok sıkıntı... Yani siyasi kimliğimle bravo doğru yaptığınız şeylerde işte atıyorum bir belediye başkanına veya bir işte kaymakamı doğru yapıyorsunuz veya başka birine hani yapılması gerektiği noktada doğru yapıyorsunuz her zaman demişimdir. Yani siyasi kimliğimi bir kenara koyup yani siyasi kimliğimle de demişimdir. Yani şimdi doğru yapıyor yani işini doğru yapıyorsunuz, tebrik ederim. Yani bu halk için bir şey yapıyorsunuz ya da alkışlamayı da bilmiyoruz. Tabii yani bilmek de gerekiyor aslında. Ama bunu maalesef yani göstermelik bir yerlerde yapıyoruz. O da işte birkaç şeyin işte hani nasıl derler ağzını kapatıyoruz veya susturma noktasında ses çıkarmasınlar diye belki yapıyoruz. Ama gerçekten olmalı ya. Yani Kocaeli aslında çok
Dediğiniz gibi hani ufak bir şehir ve biz 12 ilçe, işte Kocaeli falan bir araya gelebiliriz. Bu kent için gerçekten çok güzel şeyler yapabiliriz. Bu konuda adım attınız mı? Yani adım attım mı ya derken attık. Ya da birilerinden mi hep beklediniz bu konuda? Hayır, adım attım. Yani ben de hani mesela bir başka bir siyasi partinin ilçe başkanı bir arkadaşımız bana hani böyle bir ben cevabını verdim. Basın yoluyla da cevap verdim. Ben her zaman varım. Yapılması gereken zaten onun için o koltukta oturuyoruz. Yani kendi kişisel egom falan için o koltukta oturmuyorum kesinlikle. Öyle bir hiçbir zaman o koltuk derdinde olmadım ben. Hani hani gerçekten bana bir görev düşerse ben her anlamda hani yapı meselesi derler aslında yapı olarak da öyleyim ben. Aslında ülkemizin şu anda buna da çok ihtiyacı evet, var. Evet gerçekten ihtiyacı var. Hem yaşam alanlarımızla ilgili hem ülke yönetimiyle ilgili verilebilecek evet. katkıların hakikaten beyin fırtınalarından çıkabilecek muhakkak orada bir fikir oluyor, oluşuyor. Yani ben de inanıyorum. Ben de çoğucu fikirlerin evet. bir arada toplanmasından yanayım. Mesela bunu Kocaeli'de için... birazcık daha başardılar aslında. Hı hı. Yani Kocaeli hani ilçelerde belki bu başarısızlık noktasında ama Kocaeli il başkanları, işte valisi bilmem nesi falan filan bir araya gelerek örnek hani model Türkiye'ye gibi. Birazcık daha örnek oldular aslında. Hı hı. Yani hani bunu diğer ilçelerde de sağlayabilirsek eğer gerçekten bir hani kenetlenme, bir kol kola girmiş. Sonuçta bu kent için bunu yapacağız biz. Yani hani siyasi bir beklenti için yapılmamalı zaten bu. Tabii. Yani bunun siyasetle bir ilgisi yok. Tabii onun dışında. Sadece yani yaşam olmalı. Alanlarımızın daha kolaylaştırılır, tabii. daha yaşanabilir bir evet. rol gelmesiyle ilgili. Başkanım bu konuda çalışmalarınız o zaman bireysel anlamda gene yılmadan devam etmekte lazım. Fayda tabii var. Evet ama bazen işte böyle yılgınlıklar geliyor ister istemez. Hani istiyorsunuz, teklif ediyorsunuz, hani görüşmek istiyorsunuz veya işte bir araya gelelim, hani şunlarda da bir çözüm üretelim falan diyorsunuz ama işte bazen koltuklar bazı egoları işte oturtturunca ister istemez siz çok şey haklısınız. Oluyorsunuz yani. Çok haklısınız ama gene de aşmanın yollarını bulacağız. Yani biz bulmak bize gerekiyor zaten. Zorundayız. Bulmak gerekiyor. Ben biraz mücadeleci bir insanım aslında. Hı-hı. Çabuk pes eden bir insan değilim. Bazen şu anda son bir iki yıldır falan kendime kızıyorum da. Yani hani neden pes ediyorsun? Etme yani. Ama işte şartlar, ekonomik sıkıntılar bilmem ne. İşte tek başına bir mücadele eden bir hayat devam evet. ediyor. Bir tane evet. kızım var falan filan derken işte esnaflıkta sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben ilk dükkanı açtığımda o dükkan 9 yıldır falan işliyormuş normalde. Ben tabii devraldım. Oraya geçtim. Geçtim. Ben geçer geçmez ben biliyorum çünkü şeyimi. Geçtim. Gittim. Ruhsatımı aldım. Ruhsat başvurumu yaptım bilmem ne falan filan. İşte bir gün zabıtalar geldiler. Daha birkaç gün falan olmuş. Başvurumu da yapmışım. Onlar ona göre evrak hazırlıyorlar. Şey yapıyorsunuz. Dükkan sahibim de dükkanda böyle yaptı. Ya dedi arkadaş kaç yıldır dedi çalışıyoruz dedi. Yani hiç gelmediniz şimdi mi geldiniz deyince. Ya yok normal rutin kontrol falan dediler. Ki ben işimi hep doğru yapmak isterim. Yani işte ruhsatım alınacak. Veya işte neler yapması gerekiyor, odaya mı başvurulacak, sorumlu her şeyde vatandaş. İşte sorumluluk sahibiyim. Ama sizin gibi davranan insanlar yok aslında. Ha, dükkan sahibim de diyor ki biz yıllardır diyor bu işi yapıyoruz, hiç gelen olmadı. Hı-hı. İlk defa sizden sonra dedim ki yani ben işte bir şeyi doğru yapmanın derdindesiniz ya. Hı-hı. Hani düzgün yapayım, işte atıyorum vergi kanunlara, ödeyeyim, yasalara uyayım, evet. Ama işte diğerleri, işte onda birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Kente yeni gelenler noktasında ya da o göçten kaynaklı gelip buralarda işte esnaflık yapanlar ya da bir iş yapanlar falan. İşte geliyor, yerleşiyor, yapıyor. Birkaç ay sonra orayı kapatıyor, başka bir yere geçiyor. Bu sefer sizin sıkıntıya sokuyor. İster istemez sizden bir şeyleri biraz götüre götüre. Sonra başka birisi geliyor, başka biri açıyor falan. Bunlar da biraz şey yapmaları gerekiyor. Tabii dur demeleri gerekiyor. Yani benim gücüm olsa ben ama diyeceğim yasalar ama maalesef tabii onlara bu evet, imkanı veriyor. Maalesef veriyor yani. Peki başkanım nasıl bir kentte yaşamayı hayal ediyoruz? Yaşadığımız değil, yaşamak istediğimiz kentin rolü ne sizde? Aslında yaşadığımız kentte de o olmalı ama maalesef olmuyor. Yani tabii daha yani biraz daha
özgür bir kent olmalı. Tabii yasalara uygun, işte kanuna uygun, her şey daha düzgün olmalı falan ama galiba yani bu kentte artık cumhuriyetten, işte onun ilkelerinden falan uzaklaşmaya başladık gibi geliyor bana. Sanki insanların kafa yapısı farklı boyutlara gelmeye başladı. Belki de o yüzden daha hani beyinler daha özgür düşünen, yani doğru bildiklerinde savaşabilen insanların olduğu bir kentte yaşamak isterim aslında. Hani doğrularda insanların böyle baskı altında olup da sindirilmiş bir şekilde korkulardan kaynaklı ses çıkaramadığı değil de ses çıkarabildiği, savaşabildiği, mücadele edebildiği bir kent olması. Herkesin kendi düşüncesini özgürce sunabileceği bir yapılanma şehir, platform, adı her neyse gibi. Tabii biraz da böyle sanayiden uzak olmalı. Çünkü gerçekten ölümler çok fazla çoğaldı Kocaeli'nde. Herhalde %200 falan kanser vakaları Kocaeli'nde %200 artmış. Belirli bir bölgesinde evet. Yani o yüzden birazcık da yani biraz halkımızı düşünerek yani daha mı, yani tabii buna da ihtiyaç var, sanayiye de ihtiyaç var belki ama yani hani çok bildiğim konular değil belki ama çözüm üretmeleri gerekiyor bununla alakalı. Kendilerinin kendi sağlıklarını, ailelerinin sağlıklarını düşünerek yapmaları lazım aslında bunu. Peki başkanım, kentin yeşilini, doğasını ya da işte tahribata uğradı mı, yer işte şehir toplu taşımını ya da yapılmakta olan projemiz, evet, tramvay, hafif raylı sistemimizle ilgili düşüncelerimiz zaten sonlara doğru geliyoruz. Ya da işte bu kent için bir şeyler yapılmalı zaten. Yani tramvay da yapılmalı. İşte tabii biraz görüldüğü kadarıyla uzadı. Tabii yani uzamasıyla alakalı da sıkıntımız yok ama ister istemez trafiği engelledi. Böyle olmamalıydı. Aslında bir tren zaten. Tabii esnaf olarak da çok sıkıntıya, yani özellikle o önünde kazınan yerler falan. Dün adliyenin oradaydım. Orası çok kötü durumda mesela. Oradaki esnaf da eminim sıkıntı yaşıyordur yani. Muhakkak yaşıyordur. Geçişi çok zor. Araba girmiyor falan filan. Çok sıkıntı var. Aynı şeyleri biz de yaşıyoruz kendi bölgemde. Araba park edemiyorsunuz. Park alanı çok, yani park alanı anlamında çok kötü durumda yani. Aslında işte belli, mesela ben Acısu Parkı'nın oradayım. O Acısu Parkı'nın olduğu yer tabii belki sit alanı olduğu için bilmiyorum. Şartlarını tabii nasıl olduğunu da bilmiyorum ama yani orada mesela park ettiremiyorsunuz insanlara. Müşterim geliyor. Genelde arabalı müşterim. Yani gidin otoparkı park edin demek çok zorlaştı. Yani gidiyor otoparka yakın bir yere oturuyor mesela. Ya da arabasını park edip içine girebileceği yerlere oturuyor. Ha, bu noktada gerçekten otopark sıkıntımız çok fazla var aslında. Mesela o Acısu Parkı'nda, Acısu Park'ın olduğu kısmın altında yani bir otopark olabilir mesela onun, yani yapılabilir mi tabii bilmiyorum yani ama gerçekten var. Çok ihtiyacı var otoparka. Tramvay noktasında da tabii ki yani yapılması gerekiyor bu. Uzaması da yani veya ilk defa yaptıkları için bunu başaramamaları da aslında doğal. Yani belki başkaları da olsaydı onlar da yapamayacaklardı, sıkıntı yaşayacaklardı falan ama bir an önce bitmesi gerekiyor tabii. Yani daha çok hızlandırmaları, o işin üstüne daha çok durmaları gerekiyor. Biraz daha böyle kültürel bir şeyler yapmaları gerekiyor bu kentte. Kültürel tamamen kültürden size göre uzaklaştık. Çok fazla var hem de yani. Mesela bu kentin bir sinema salonları, tiyatro salonları, konferans salonları gibi bu mevcut olanlar zannediyorum bu kent adına yetersizleşmeye doğru gitti. Daha çağdaş, daha modern bir hakikaten toplu kullanan, insanların topluca kullanabilecekleri bu tür mekanlara bu kentin çok ihtiyacı var. Son zamanlarda birazcık bu anlamda otellerimiz falan çoğalmış olsa da gene de böyle bir yapı, kültürel anlamdaki yapıların bir eksikliğinden kesinlikle hep müzdaripiz bu kenti yaşayan olarak. Ve AVM'ler, farkındaysa AVM'ler artık kentin içinde neredeyse. AVM'ler esnafı tamamen bitirdi. Yani o işte Fethiye Caddesi yıllardır o esnafı vardır falan, onlar bitti. AVM'ler çok yakın çünkü kentin içine. Onların yasa gereği, halbuki işte belirli bir mesafeleri yani, var. Yasa gereklerinden bahsediyorum. Olmalı mı? Olmalı ama ben AVM'ye gitmenin farklılığıyla olmalı diye düşünüyorum. Umarım
Yani bu kenti yaşayan bir birey olarak bu sıkıntılarımızın evet. da bir gün sonuna geldiği, daha sağlıklı ve yaşanılır bir kent olarak, en azından bizler yaşayamadıysak bizden sonraki nesillerin daha modern ve çağdaş bir kentte yaşamalarını hep bekliyoruz, hep diliyoruz. Evet. Sevgili Başkanım, programımızın sonuna doğru geldik. Buradan siyaseten ya da bu kentte yaşayan bir birisi olarak yetkililere vermek istediğiniz, kitlelere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi siz bu sivil bakış ya, hani sivil toplum kuruluşlarıyla, evet. işte farkındaysanız Demokratik Sol Parti'de ben hani sivil toplum kuruluşlarında da artık bir aktif bir yerlerde olabilirdim aslında. Ama olamadım maalesef. Olamadım derken yani siyaset ya da işte işimden kaynaklı falan değil aslında. Ama sivil toplum kuruluşlarına baktığınız zaman mesela bir dernek atıyorum veya işte atıyorum mesela Atatürkçü Düşünce Derneği falan. Yani bunlar hepsi siyasi partilerden üstün olmalı. Ama maalesef siyasi partilerle birlikte hareket ettikleri, işte dernekler de aynı şekilde. Dernekler işte bir hemşeri derneği diyelim. Yani o hemşeri derneklerin içinde her siyasi görüşe, her siyasi işte ne bileyim hani oraya üye olan veya işte her farklı siyasi görüşlerde bir sürü insan var. Hı hı. Ama bu belli bir siyasi görüşü ön planda tutup işte diğerlerini kenara bıraktıkları için belli noktalarda yani aslında orada da faydalı olabilirdik belki, orada da destek olabilirdik ama ister istemez geri adım atmak zorunda kaldık. Gerçi ben bunu hep söyledim. Yani Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de söyledim. Diğer derneklerde de veya işte belli işte hemşeri derneklerinde falan filan da söylüyorum. Yani biraz yani benim de siyasi kimliğim var. Diğerlerinin de var belki ama siyasi kimlikten uzaklaşalım artık yani. Eğer bu kentte yaşıyorsak, bu kent için bir şey yapmak istiyorsak, eğer onun için kurulduysak, yani yeri geldiği zaman o kimliğimizi bir kenara koyalım. Savunmamız gerektiği zaman tabii ki savunalım. Ama onu bir kenara koyalım istiyorum. Ya da işte işte vali olarak geldik bu kente. Bu kent için bir şeyler yapalım. Siyasi kimliğin dışında yapalım. İşte bir belediye başkanı o koltuğa geldikten sonra sadece kendi siyasi partisinden oy almıyor çünkü. Benim başka de, evet. görüşteki... Herkesin belediye başkanı tabii, olabilmeli. Yani herkesin yani. Belediye başkanı olabilmeli. Herkese hizmet verebilmeli. Yani bunları bekliyorum. Ya da siyasi parti başkanlarının da, siyasi partilerde görev yapanların da, yani işte başka bir siyasi görüşten arkadaşlarımızla daha ılımlı, daha yumuşak, daha bir arada, daha kardeşçe, ötekileştirmeden, evet. kesinlikle daha ötekileştirmeden hareket etmemiz evet. gerektiğini düşünüyorum. Yarın da belki kendisi de o Tabii. role bürünemeyeceğinin Tabii. garantisi de yok. Sevgili Başkanım, çok haklısınız. Bu dileklerinizin altına biz de katılıyorum. Ben de şu anda 3 tane sivil toplum örgütünde görev alıyorum. Onun için ben de o konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet, bu kentte yaşayan STK'lar ya da herhangi bir yerde yaşayan STK'lar kesinlikle siyasi kimlikleri olmamalı. Olmamalı. Yaşam alanlarıyla ilgili ya da sorumluluk duydukları yapılanma modeli içerisindeki tüzüksel anlamdaki kuruluş nedenlerine dayalı proje üretmeliler, evet. yaptırmalılar. Bu eğer çevre ise ya da ülke adına, şehir adına ise bu tür örgütler, yapılı örgütlerle bir araya gelip projeler üretmeli ve o projeleri muhataplarına verebilmeli. Yani. Bunun için ben A Partisi, B Partisi'nin arka bahçesi gibi olmama gerek yok. Yok. Ben sadece bu kentte yaşayan ve o koltukları işgal eden birinin sorumluluğu gereği bunun yapılmasına inananlardanım. Ama maalesef bu kentte de veya hiçbir yerde ben STK'ların çok böyle rahatlıkla bir araya gelip proje ürettiklerine ve bunun kabul gördüğüne inanmıyorum. Görmüyorum. Görmediğim için inanamıyorum. Yoksa bu kentte özellikle benim de içinde bulunduğum 3-4 tane sivil toplum örgütünün 3-4 tane sivil platform diyelim ona, bu tür yapılardan gelenlerin bir araya geldiği, fikir ürettiği ama neticede bunların da itibar görmediği muhatapları tarafından bir gerçeği yaşıyorum. Böyle olunca diyorsunuz ki ben niçin bir çaba yani. Göstereyim? Halbuki bizi idare edenler, bizi yönetenler, bizim için oy versek de vermesek de seçilmişler. Bu kent adına yönetmeye çıkanların bu tür bizim gibi kurumlardan talepleri olmalı.
sivil toplum kuruluşlarından bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir diye bir görüş almalı. Yapar ya da yapmaz ama belki de içlerinden hakikaten bir farklı bir şey çıkacak. Onların da fark edemediği, hepimiz insanız, şaşar beşeriz. Benim düşündüğüm en doğru düşünce diye bir mantıkla yola çıkabilir misiniz? Doğru. Fikirlerin içerisinden, o potanın içerisinden bir fikir, hakikaten bu da iyi bir fikir diyebileceğiniz bir şey vardır, muhakkak bir konu vardır ama değerlendirebilmek önemlidir. Sevgili başkanım, bu kentte yaşamaya devam etmek kaydıyla, bu kent bizim kentimiz, buradan ayrılmamak kaydıyla söylüyorum. Tekrar bir birlikteliğimizin devamı olacağına inanıyorum. İnşallah. Bulunduğunuz cephelerdeki başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda ve siyasi yaşamınızdaki başarılar diliyorum. Umarım bu ülke hepimizin yaşanabileceği bir ülkeye doğru gidecektir. Bu konuda hep beraber bir çaba göstereceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun size de. Evet sevgili dostlar, bugün de bir sivil bakış programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.